Finale 3 bölüm kala çok büyük katliamlar başlıyor. Koçoğullar artık bir arada ama Cumali amcanın yapacağı bomba hamle herkeste şok etkisi yaratacak. Yamacı Çukur için yapacağı hamle merakla beklenecek. Öte yandan yine büyük vedalar bizi bekliyor. Bu konuyla ilgili herkesin gözden kaçırdığı bomba detayı birazdan paylaşacağız. Tabii bir de herkesin merakla beklediği güzel haberleri vereceğiz. Şimdi hemen tüm bunlardan ve daha fazlasından kaçırmamamız gereken detaylardan bahsedeceğimiz videomuza geçelim. Koçoğullar artık geç de olsa eskisi gibi, hatta eskisinden daha güçlü bir bağla yeniden bir araya geldi ve birlikte ilk hamlelerini yaparak Nedim'i öldürdüler. Amca ise Kılpay'ı kurtuldu. Fakat bu kurtuluş Çukur'un ve Koçovalıların başına çok büyük belalar açacak. Genel olarak Celasun ve Karaca'nın ölümlerinin sindirildiği, Vartolu'nun büyük bir buhran yaşadığı ve Yamaçlı Cumali'nin onu kendine getirdiği geçtiğimiz bölümde yeni bölümle ilgili çok kritik mesajlar verildi. İlk olarak geçtiğimiz bölümün son sahnesindeki detaya değinelim. Beklediğimiz gibi Nedim diziye veda etti. Üstelik Cumali amca olan sadakati takdire şayandı. Ancak Nedim ölmeden hemen önce öyle şeyler söyledi ki adeta yeni bölümle ilgili ince spoilerlar verdi. Nedim Koçovalılara "Cumali amca hepinizi ezecek, yerini bulsanız bile kurtulamayacaksınız" diyerek yaşanacak olan katliamların haberini verdi. Bir önceki videomuzda Cumali amcanın Afganlarla sağlam bağlantıları olduğunu ve Çukur'a büyük bir bela salacağını söylemiştik. Ve bu konuda sahne Şahran çıkıyor. Şahran, Cumali amcanın en güvendiği isimlerden biri. Tam bir katliamcı diyebiliriz. Hatta maskeli adamdan bile daha etkili olacağını göreceğiz. Özellikle Cumali amca Şahran'a fazlasıyla güveniyor ve Koçoğullar peşine düştüğü için B planı olarak devreye Şahran'ı sokuyor. Yeni bölümde Şahran'ı göreceğiz ve Cumali amca böylelikle Koçoğullara çok daha büyük darbeler vurmaya hazırlanacak. Bu da beraberinde yeni vedaları getirecek. Şimdi gelelim bu konuya. Finale son 3 bölüm kala artık daha büyük vedalar yaşanacak. Başka bir diziyle anlaşan Cumali Koçovalı'nın bunlardan biri olması bekleniyor. Son 3 bölümde sürekli "aile her şeydir" mesajı verilecek ve muhtemelen Cumali Çukur için, aile için kendini feda edecek. Bundan son videolarımızda bahsettik. Ancak geçtiğimiz bölümde 3 kritik detay daha dikkatleri çekti. Özellikle bu detaylardan biri birçok izleyicinin gözünden kaçtı ve büyük katliamların habercisi oldu. Şimdi kısaca bu 3 detaya bir bakalım. İlk detayımız Damla ve Efsun arasında yaşanan konuşma. Damla Efsun'a "sen benim gibi yapma, bizim ne olacağımız belli değil, çocuklar var bari sen akıllı ol" diyerek adeta veda sinyalleri verdi. Öte yandan Efsun'un Damla'ya "masalı Sultan Hanım'a götürür müsün" demesi de ayrı bir detay oldu. Aslında biraz saçma oldu. Koçovalıların asıl evinde sadece Sultan kaldı. Sorunlu Yamaçların evinde görmeyip Efsun'un Damla'ya "masalı götürür müsün" demesi biraz saçma gelse de bu senaryonun Damla'nın yaşayacakları ile ince bir bağlantısı olacak. Belki de Damla bu yolda ya rehin alınacak ya da öldürülecek. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi gelelim ikinci detayımıza. Geçtiğimiz bölümlerde Çukur simgesinin ortasındaki noktanın silindiğini hepimiz fark etmiştik ve ne anlama geldiğini açıklamıştık. Şimdi ise Çukur simgesinin alt kısmındaki ok silindi. Geçtiğimiz bölümde duvarda gördüğümüz simgenin altındaki okun silinmesi dikkatlerden kaçmadı. Peki bu ne anlama geliyor? Çukur sembolünün anlamına göre alttaki ok Çukur'un kendisini ifade ediyor. Hatta emmi amacı simgenin anlamını anlatırken bu okla ilgili "yuvadır, herkesin bir yuvası vardır bu hayatta, bizimki de Çukur'dur" demişti. Kısacası Cumali amcanın yeni hamleleriyle beraber Çukur neredeyse herkesin yuvası olmaktan çıkacak. Amca Çukur'u yerle bir edecek. Özellikle Şahran hamlesiyle beraber Koçoğulları ve Çukur'a çok büyük darbeler vuracak. Fakat her düşmanda olduğu gibi ölümden kurtulamayacak ve çok büyük bir ihtimalle finalden bir önceki bölümde Cumali amcaya veda edeceğiz. Ancak bu süreçte, yani 2 bölüm içinde çok büyük katliamlar yaşanacak. Şimdi bu konuyla ilgili herkesin gözden kaçırdığı 3. detayımıza geçelim. Çukur'daki duvar yazılarının bazıları spoiler içeriyor. Bunu Çukur izleyicileri olarak iyi biliyoruz. Bu konuyla ilgili geçtiğimiz bölümde "çay var içersen, ben var seversen" diye bir duvar yazısı gördük. Evet, ilk başta "ne var bunda" diyebilirsiniz. Şimdi bir de şu açıdan bakalım. İçersen kelimesindeki E harfinin altında çok küçük bir şekilde "ölüm uykusuna çok yaklaştık" yazıyor. İşte asıl bomba detay bu. Bu cümle adeta yaşanacak olan ölümlerin bir ön habercisi oldu. Üstelik bu cümle Çukur'da daha önce gösterilen Kötülük Çiçekleri kitabında konu edildi. Bu kitabın analizini yapmıştık ve kısaca şunu söyleyelim. Kitapta arada kalan bir insanın hiçbir zaman bitmeyecek olan cehennemi anlatılıyor. Arada kalan insan tahmin edeceğiniz gibi Yamaç Koçovalı. Yamaç'ın çektiği acılar hiçbir zaman bitmeyecek ve giderek artacak. Normalde kitabın ismi olan Kötülük ve Çiçek isimleri birbirine zıt. Fakat bu kitapta bir insana isabet eden bitmeyen acı ve kötülüklerden bahsediliyor. Kısacası finale doğru ilerlerken Yamaç Koçovalı hem çok büyük acıları hem de mutlulukları bir arada yaşayacak. Şimdi gelelim güzel haberimize ve diğer mevzulara. Evet, Cumali amca fazlasıyla güçlü. Üstelik bir de Şahran'ı devreye sokarak gücüne güç kattı. Yerdan'la Koçovalılar yeniden bir araya geldi. Aile içindeki sorunlar çözüldü ve eskisinden daha güçlü bir şekilde kenetlendiler. Üstelik artık Çukur'dakiler de Koçovalıların yanında. Canlarını vermeye hazırlar. Hatta Yamaç Çukur'daki düzeni biraz daha rayına sokacak. Eskiden olduğu gibi yine silah işine geri dönülmesi beklenecek. Böylelikle Çukur'daki çark yeniden dönmeye başlayacak. Çünkü savaşların olmazsa olmazlarından biri de ekonomik güç. Koçovalılar bir yandan Çukur'u düzene sokup güç kazanmaya çalışırken bir yandan da amcanın peşine düşüp yerini bulmaya çalışacaklar. Fakat Nedim'in de dediği gibi amcanın yerini bulsalar bile kurtulamayacaklar. Çünkü artık kozlar açık bir şekilde oynanıyor. Yeni bölümde Cumali amca Koçoğulları ve Çukur'u ezmek için harekete geçecek. Ve bu konuda Yamaç'a destek vermesi beklenen, son birkaç videomuzda bahsettiğimiz ve merakla beklenen Mahsun ve Karakuzlar sürprizi yaşanacak. Geçtiğimiz günlerde Mahsun'un çekimleri yapıldı. Aslında bir önceki bölümde gösterilmesi planlanıyordu fakat yeni bölüme sarktı. Kısacası Yamaç'ın gizli kahramanı olan Mahsun efsane bir şekilde yeniden sahalara geri dönecek. Böylelikle bir yanda Cumali amca ve Şahran, diğer yanda ise Koçoğullar ve Mahsun olacak. Amcanın Şahran'ı varsa Yamaç'ın da Mahsun'u olacak. Alev Aledisi'ne veda eden Mahsun, Çukur'da kısa bir süreliğine de olsa çok kritik bir görev üstlenecek ve vereceği destekle beraber bir kez daha herkesin beğenisini kazanacak. Yeni bölümde yaşanması beklenen senaryolardan biri de Emmi'nin mektup mevzusu. 3 gerçekten bahsetmiştik. Bunlardan ikisi, Kulkan'ın videosuyla beraber amcanın gerçek yüzünün ortaya çıkması, Karaca ve Celasun'un bulunmasıydı. Ortaya çıkması beklenen 3. gerçek ise Emmi'nin mektubu. Aliço'nun yeni bölümde mektupta hızlandırı Yamaç'a anlatması beklenecek. Aslında amcanın gerçek yüzünü anlamak için mektuba gerek kalmadı ancak orada yazılanlar hem duygulandıracak hem de birkaç bilinmeyeni daha ortaya çıkaracak. Öte yandan Cumali amca ile ilgili bir detayın daha ortaya çıkması bekleniyor. O da Sultan'la ilgili. Biliyorsunuz Cumali amca Sultan'ı seviyordu. Hatta Koçovalıların evindeki odasında duvarda Sultan'ın fotoğrafı var. Ara sıra o fotoğrafa bakarak efkarlanıyordu ve bu fotoğrafın bir şekilde ortaya çıkması bekleniyor. Böylelikle bir gerçek daha ortaya çıkmış olacak. Çünkü kimse henüz Cumali amcanın Sultan'ı sevdiğini bilmiyor. Bu da ilginç bir sahne olarak merakla beklenecek. Bakalım Cumali amca yıllardır sevdiği Sultan'a karşı nasıl bir hamle yapacak? Bu konudaki fikirlerinizi yorumlarda mutlaka belirtin dostlar. Şimdi gelelim Vartolu, Akın ve diğerleriyle ilgili yaşanması beklenen senaryolara. Cumali'nin vedası bekleniyor demiştik. Üstelik Çukur tarihine damgasını vuracak cinsten. Böylelikle Koçovalı erkeklerden geriye Yamaç, Vartolu ve Akın kalacak. Vartolu'nun hastalığı giderek ilerleyecek ve hatta ölüm sebebinin bu olması bekleniyordu ancak final senaryosuyla ilgili yapımın mutlu son istediği iddia edildi. Akın'ın da finalde ölecekler arasında olması planlanıyordu fakat ortaya atılan mutlu son iddiasıyla beraber bu iki karakterle ilgili senaryoda değişiklik yaşanabilir. İzleyiciler olarak finalde ortak isteğimiz elbette Vartolu, Saadet ve oğluyla beraber mutlu bir hayata başlaması, Akın'ın da Yasmin'le birlikte yeni bir defter açması ve hatta çocuklarının olması yönünde. Bakalım finalde ufak da olsa yüreklerimize su serpilecek mi?